Hayırdır birader? Nedim Sancar nerede? Siz kimsiniz? Soruma cevap verecek misin? Vermezsem ne olur? İşim gücüm var benim Çekil. Artist misin? İşim gücüm var diyorum ya. Abla, biz doğru mu yapıyoruz ya? Ay ablacığım. Ay vallahi bilemedim, böyle bir hışımla çıktık biz ama. Bana bak. Ay bizim çocuklarımız, evlatlarımız var kızım ya. Biz acaba polise mi gitseydik? Polise haber verseydik ha? Dur bir sakin ol, o kadar da değil. Söyledim Onur'a polise haber verelim diye. Yani bu adamlar o kadar kötü olsa Onur tek başına girip canını tehlikeye atar mı hiç? Doğru diyorsun. Atmaz. Ne yapalım? Hayır kız, girelim içeri. Hadi. Ay hadi. Hadi bismillah. Ay ölü mü? Ha? Abla ölü mü bu? Ha? Ay Onur bu adamı öldürdü mü? Yok canım. Yok yok. Öldürmemiştir ya. Ay! Ne be? Yok ablacığım yok. Ölmemiş. Bayılmış ya. Sen ne kadar rahatsın ya. Her hafta seni mafya mı kaçırıyor abla? Ha. Yok. Yok ablacığım, ben bir şey itiraf edeyim mi sana? Yani ben biraz korktum, böyle sana çaktırmamaya çalışıyorum ama ben vazgeçtim, gidelim. Saçmalama abla, saçmalama bak, bir sakin ol, bir derin nefes al. Ya bizim şu anda eşlerimiz canıyla uğraşıyor olabilir, bırakıp gidecek miyiz onları burada? Yok, yok tamam evet gitmeyeceğiz. O zaman ablacığım bildiğin bütün duaları oku. Sabahtan beri burada hatim indiriyorum, yürü. Yürü. Kurtuluş abi. Heh. Eğer ben ölürsem Nergiz'e onu çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Oğlum niye öleceksin ya? Dur ben şimdi halledeceğim, merak etme Samet. Nedim Bey, yani biraz yanlış anlaşılma oldu. Biz daha çok böyle mekanı basmak değil de hani ziyaret maksatlı bir uğrayalım istediydik. Ama yanlış anlaşılma şey oldu herhalde ya. Bacanak. Ya Kurtuluş abi demedim mi sana bana her yerde bacanak deme diye ya? Sen değil lan, sen değil. Onur Soran. Hı? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Bir dakika sakin ol. Sakin olayım öyle mi? Sen kimsin benim ailemi tehdit ediyorsun Nedim? Ailen mi? Ailem. O zorla almak istediğin dükkanın sahibi benim kayınvalidem. Kurtuluş bacana. Samet de şoförüm. Bilmiyordum. Neyse sen şimdi onları bırak. Biz bir konuşalım seninle, nasıl çözebiliyoruz, ne yapıyoruz? Zaten aksi bir şey söz konusu olamaz. Seninle olan, dedenle olan dostluğumuz bir yana. Dedem de ben de seninle hiçbir zaman dost olmadık. Olmayız da. Çünkü sen küçük hesaplar peşinde koşan, insanların zor durumundan faydalanıp bir yerlere gelmeye çalışan asalak bir adamsın. Öyle olmaya da devam edeceksin. Biraz ağır konuşuyorsun Onur Soran. Bu daha başlangıç. Senin bu yaptığını ben yanına bırakacağım mı sanıyorsun? Bundan sonra benim ailem ya da herhangi birinin ailesi hiç fark etmez. Eğer böyle zorla, tehditle başkasının mekanına çökmeye çalışırsan karşında benim olursun, duydun mu? Helal be bacanak. Vallahi Onur Bey, gurur duydum sizinle. Şimdi daha fazla çirkinleşmeden sen bunları bir çöz. Biz meseleyi bir halledelim, tamam mı? Ay. Ablacığım biz neredeyiz, böyle nereye düştük ya? Neredeler acaba? Burada bak. Yok vazgeçim, geri dönelim. Lan yürü be. Yürüsene. Yürü ya, kendine güven biraz. Güven dedi ya. Ay. Onlar kime bakmıştınız? Ha. Biz gayrimenkulcüyüz. İnşaata bakmaya geldik müşterimle. Ha. Yanlış inşaat herhalde. Evet. Gidelim Lale Hanım o zaman. Buyurun Nilüfer Hanım. Mersi. Geçelim. Aa, yani ne oluyor be? Çekilebilir misiniz beyefendi? Çekilmezsem ne olur? Ne olur? Anne! Siz neredesiniz be?
İyi ki size güvenmemişim de takip etmişim sizi. Anne bizim aklımız kocalarımızda kaldı da o yüzden peşlerinden geldik. Benim de aklım sizde kalıyor işte. Ay canım annem sen bizi kurtar bu evi geldim. Anne kız o nasıl vuruştu öyle? Kız deme. Kız deme annesini de vururum ha. Öldürdün mü acaba? Ne yapsana bakalım. Ay. Ay. Bakalım. Ya. Katil yani. Bakayım. İyi iyi. Yaşıyor. Hayır. Çözün. Heh, çözün, çözün. Çözün. Çözün bakayım şuradan iyice çözün. Ha. Kurtulmuşlar. Yani, patron. Kadınlar da seni soruyor. Nurum, Songül anne. Ne anne be? Pardon, Songül Hanım. Bana bak. Sen benim çocukları mı kaçırıyorsun öyle mi? Ha? Satmıyorum dükkanı, satmıyorum! Anneciğim, siz de sakin olun. Zaten Nedim Bey yanlış anlamış durumu. Öyle değil mi? Evet, bir yanlış anlamı oldu. Sen sakın, sakın görünmeyeceksin benim dükkanın oralarda. Vallahi benim elim çok serttir ha. Yavrum, nünüm. Kurtuluş. Yavrum. Onur Bey. Gel, gel. Sağ ol, gel. Biraz bacağım bir şey oldu o kadar. Hadi yürüyün. Nereye, çıkış oradan mı? Beni sabaha kadar dövmeyi teklif ettiler. Düşünmem için de süre verdiler. Patron sen ne yaptın ya? Konu kapandı. Hadi gidelim. Ay. Hayır anlamıyorum ki siz neyinize güvenip geldiniz yani. Yalnız anneciğim benim aileme kimse yamuk yapamaz anne. Yamuğu almışsın yanına getirmişsin. Şaka şaka. Aferin. Aferin dedi bana. Duydunuz değil mi? Bana dedi. Aferin dedi. Allah. Abartma. Yalnız bir şey diyeyim mi? Günün kahramanı annem daha. Anne ne biçim bayılttın herifi öyle ha? Gerçekten ya bana bir şey oldu böyle. Birini bayılttım ve birine tekme tokat. Anneciğim nasıl yani bayılttım derken? Aşkım anlatırım ben ama adamın durumu iyi merak etme. İyi neyse. Zaten önemli olan tatlıya bağlanması. Öyle öyle. Anneciğim siz çiçekçiye geçin Lale'yi ben bırakacağım tamam? Tamam yavrum. Oğlum çok teşekkür ederim sana her şey için. Anneciğim rica ederim ne demek ben ne yaptım ki ya? Yalnız anneciğim var ya bacanağımı görecektir ha. Tek lafıyla hepsini muma çevirdi. Acayip tırsıyorlar bacanağımdan. Aa siz Onur Bey'in böyle melek gibi göründüğüne bakmayın. Tersi pistir. Gerektiğinde ortamı titretir yani. Ya işte benim kocam ya. Hadi sana da teşekkür ederim. Ne demek Songül anne? Yani Songül Hanım. Hadi tamam tamam. Patron öl de ölelim yani o derece. Ay ölme ölme tamam. Hadi gidelim biz. Buyurun Onur Bey. Lale Hanım gelin ben sizin kapınızı açayım. Tamam tamam. Yok Allah aşkına aç. Hadi buradan şey yapayım orayı. Ay çok şükür iyisiniz. Ödüm koptu size bir şey olacak diye. Aşkım ben sana korkacak bir şey yok. Beni merak etme demedin mi? Niye peşimden geliyorsun? Onur sana bir şey olacak diye korktum. Bir tanem. Hayır orada bir şey olsa ne olacaktı? Sen mi müdahale edecektin? Adamları görmüyor musun? Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Söz ver bana. Sen de benim annemi görmedin herhalde. Sonuçta ben annemin kızıyım. Vallahi ben hala o tokattayım. Gelişine ne çaktı be? Acaba bana gözdağı mı verdi? Gerçi bana aferin dedi ama ben yine de temkinli olayım. Vallahi ben o tokatla bilgisayar hayata girerim. Samet temkinli ol. Hatta benim de kendime dikkat etmem lazım bundan sonra çünkü Songül annem gerçekten fena. Vallahi anneme hiç gerek kalmaz. Ben senin hakkından gelirim canım. Öyle mi diyorsun? Ya siz ne tatlısınız ya. Ama ay güzel oğlum. Maşallah. Yakışıklı oğlum benim. Evet yakışıklı torunum benim. Emir aynen bana benziyor değil mi?
Yani pek sayılmaz Fikret. Bence aynı Onur. Tamam işte, Onur benim oğlum. Onur bana benziyor. Emir de Onur'a benzediğine göre demek ki Emir bana benziyor. Yok canım. Ahmetciğime daha çok benziyor. Aynı Ahmetciğim. Ya işte anneciğim, ben babama benziyorum, babam da bana benziyor. Emir de babama benzediğine göre demek ki Emir bana benziyor. Yok yok, o çok Onur'a benziyor. Onur da tıpkı dedesi. Değil mi Yıldızcığım? Ay. Anlatamıyorum galiba. Lale arıyor da. Sor bakalım kime benziyor. Efendim, Laleciğim, Yıldız ben. Anneciğim nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın bir tanem? Ben de iyiyim, teşekkürler. Emir nasıl? İyi, şu anda babaannesiyle ve dedesiyle oynuyor. Ay çok güzel. Kusura bakmayın, sizi de böyle eve kapattık. Belki işleriniz vardı. Benim de böyle hesapta olmayan bir işim çıktı da. Yo yo, estağfurullah. Biz o kadar mutluyuz ki. Bir şey rica edecektim. Acaba Emir çiçekçiyi bırakabilir misiniz? Eğer yok derseniz ben Onur'u aldırayım. Yo yo, tabii biz getiririz yavrum. Sen hiç zahmet etme. Tamam, anlaştık. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. İyi günler. Neymiş? Lale'nin bir mazereti çıkmış da. O yüzden diyor ki çiçekçiye Emir'i siz getirir misiniz diyor. Aa, çok iyi olur. Hem Songül Hanım'la konuşmuş oluruz. Yani ona o kadar mahcubum ki, o kadar mahcubum ki. Çok mahcubuz anneciğim, evet, o kadar mahcubuz ki. Oradan da hemen Betül'e geçelim. Evet, Betül'e geçelim değil mi anneciğim? O zaman hemen hazırlanalım. Biz Betül'e geçelim oradan da, evet. Sen baka dur. Dikkat et de biz mantolarımızı giydikten sonra getirirsin. Şerefi! Seç Betül. Hayır, yapma Şadi. Yapma, bana bunu yap. Allah aşkına Şadi, yapma. Seçemem hakikaten. Baboli, Allah'ım, iflas mı ettik, battık mı? İşporta işine mi girdik? Yok oğlum, ben de bunları geri dönüştürüyorum. Annenin çantalarını ikinci el olarak bir kermeste satıp hayır kurumuna bağışta bulunacaklar. Hayır! Ben ne diyorum Betül? Ben de öyle dedim. Hayır kurumuna bağışlanacak. Şadi. Şadi, Allah aşkına bana bunu yapma. Ne olursun bak lütfen. Bak bu çantalar artık benim için şey gibi. Bunlar benim için bir tür evlat gibi artık. Evlat gibi mi anacık? Şunca az çantalar evlat gibi mi? Yazıklar olsun sana be. Gerçekten yazıklar olsun. Verelim, hepsini verelim. Evladıyla bir tutuyor bu çantaları bu kadın. Verelim. Hayır lütfen, lütfen. Şadi hayır lütfen. Bana bunu yapamazsın gerçekten. Ne olur Şadi, ne dersen yapacağım. Söz veriyorum. Ne istersen yapacağım. Ay Şadi. Hatırladın mı bunu? Bu çantamı hatırladın mı? Bunu bana sen almıştın doğum günümde. Yok, hatırlamıyorum Betül. Nasıl hatırlamıyorsun Şadi? Yani bunun parasını sen ödemiştin. Bunların hepsinin parasını ben ödedim zaten Betül. Tamam işte, o yüzden zaten bunların hepsi benim için çok önemli Şadi. Lütfen veremem ya. Ay Erol hatırladın mı? Şahika. Aynen. Bu bir davette bütün insanların göz bebeği olmuştu bu. Canım çantam benim bu. Bu böyle bütün kıskanç ve fesat gözler hep bu çantanın üzerinde olmuştu. Bunu hayatta veremem ya. Ay. Emektar çantama bak. Emektar çantama bak. Bu emekli. Biz bu emekliliği asırlardır beraberiz bu emeklimle. Öyle mi Betül? Öyle. O yüzden mi etiketi üzerinde onun? Üstünde kalmış onun ya. Bunu da verelim baboli. Neticede sahte de olsa yılan derisi. Ölürüm de vermem. Onu ölürüm de vermem. Bu evden benim ölüm çıkar ama o çanta çıkamaz asla. Tövbe tövbe, düzgün konuş. Benim için etmeyeceği lafları şunca az paçavralar için etti ya. Bu kulaklar, bu gözler bunu da gördü duydu ya. Erol bak, şu anda bunun zamanı değil. Şu anda böyle davranmanın zamanı değil. Şu anda bana destek olma zamanı. Hastalanırım, çok kötü. Ölümcül derecede hastalanırım. Lütfen Allah aşkına yapmayın bana bu işkenceyi ya. Betülcüm, 10 dakikan var. 10 dakika içinde lütfen bu evlatlarınla vedalaş. Kullanmayacaklarını şuraya ayır. Ben de götüreceğim. Benim için gerçekten çok zor bir veda olacak. Ay yok, bunu da veririm. Onur, bu nasıl sence? Güzel. Bu? Bu da güzel. Peki bu? Bu da iyiymiş aslında, bu da olur. Ama aşkım, sen her kıyafete aynı tepkiyi veriyorsun. Olmaz ki böyle. Ama aşkım, hepsi çok güzel. Yani çok yakışıyor. Tamam, hadi beraber bakalım. Bak bu güzel, tamam. Yani olabilir tabii de. Bence bu çok güzel durur. Bakayım. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. İşte bu.
İşte bu. Bence de. Bak, ilgilenince nasıl buluyorsun hemen güzel elbiseyi. Onur, ben çok heyecanlıyım. Yani inşallah çocuklar beni sever. Ya bebeğim, sevmek ne kelime? Onlar seni görünce bayılacak, bayılacak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten. Ama Emir'i bırakmak bana çok zor gelecek. Çok özleyeceğim onu. Aşkım, sen öyle keyfi bırakmıyorsun ki Emir'i. Sen çok özel, çok güzel bir amaç için gidiyorsun. Senin mesleğin hayattaki en kutsal meslek. Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Ayrıca zaten Emir'e biz bakacağız. Yani sen yokken. Benim ailemde, senin ailende ekstra çaba sarf edeceğiz bunun için, tamam mı? Senin gözün arkada kalmasın bebeğim. Onur, iyi ki varsın. İyi ki o gece yanlış masaya oturmuş. İyi ki sana aşık olmuşum. İyi ki evlenmişiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ama hala heyecanlıyım. Tamam. O zaman şimdi sana bir de ayakkabı seçelim. Olur mu? Olur. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Bir tanem, kusura bakma, ben erken kalkıp sana kahvaltı hazırlayacaktım ama uyuyakalmışım. Olsun aşkım, zaten ben gece heyecandan uyuyamadığım için sabah erken kalktım, kahvaltıyı hazırladım. Nasıl? Olmuş mu? Şahane olmuşsun, şahane. Çok beğendim. Ya öyle mi? Ama çok heyecanlıyım Onur. Aşkım, heyecanlanacak bir şey yok. Bak şimdi biraz sakin oluyoruz. Güzel düşünüyoruz, tamam mı? Sen her şeyin üstesinden geldin. Emine çok iyi bakıyorsun. Çok iyi bir annesin. Ya sen benim gibi bir adamı mama çevirdin, mama. O öğrenciler görünce ne olacak? Bak sen ilk kapıdan girdiğin andan itibaren herkes seni hayranlıkla izleyecek. Ya. Öyle diyorsun yani. E iyi, madem size mama çevirdik, bu kadar ilgi yeter. Annem aşağıda bekliyor. Üstünü değiştir, kahvaltıya gel, tamam mı? Tabii ki sevgili öğretmenim. Sizin söylediğiniz benim için bir emirdir. Ay, çok heyecanlıyım. Ay, benim gitmem... Geç oldu, geç oldu. Ay, yorul değil ya. Ayol, bunu tut. Ay anne, ne yapayım ama ya? Yani böyle yıllarca hayalini kurdum. Öğretmenliğe böyle başlıyor, ilk günüm bu benim. Aşkım, senin inanıp da başaramayacağın hiçbir şey yok. Ay dur, dur, dur. Dur, tutuyordum. Hadi bakalım, meşhur törenimiz. Ne? Anne, bu ne ama böyle? Hatırlamıyor musun? Akınmış pirinç. Ha, verirdim ya sınava girerken. Allah zihin açıklığı versin. Ben şimdi böyle verirdim, o da çaktırmadan atardı ağzında. Ay hatırladım ya, benim matematik sınavına falan giderken annem biber dolması gibi sokardı sınava. Evet, sessizlik istiyorum lütfen. Şaka yaptım. İlk günüm ya, prova yapıyorum. Ben de. Oo, azarlayarak başlıyorum. Kızım, sen Milli Eğitim Bakanı bile olursun. Seninle gurur duyuyorum. Yalnız öğrencilerin laleden çekeceği var anneciğim, söyleyeyim onu bir. Aşkım, şaka yapıyorum. Ders başladı galiba. Ben gideyim mi? Sen ne yapacaksın bugün anne? Biz bir kere öğlene kadar buradayız. Ondan sonra Çiçekçi'ye gideceğiz. Telefonlaşırız değil mi gün içinde? Tamam, ben zaten geç kalmam. Bugün ilk gün olduğu için derse girmem. Öğretmenlerle, öğrencilerle tanışırım, dönerim. Tamam hayatım. Ay. O zaman bir şans öpücüğü. Ay canım benim. Gülerim benim. Başaracaksın, merak etme. Anneciğim. Keşke çantama koyup seni de götürebilsem. Ne
Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Ne olursun şans dileyin. Tamam. Hadi, hadi dikkatli git. Tamam. Seviyorum seni. Su gibi git, su gibi gel. Oh, bir telaş daha bitti. Anneciğim, size de böyle zahmet veriyoruz ya. Hem işinizle ilgileniyorsunuz, hem Emir'le ilgileniyorsunuz. Yani isterseniz annemi arayayım. Annem ilgilensin bugün Emir'le. Hayır efendim. Ben genç kalıyorum böylelikle. Güzelim. Bak ben Emir'e o kadar alıştım ki biliyor musun? Onu gözümün önünden ayırmak istemiyorum zaten. Tamam mı? O yüzden hiç endişelenme. Ben her şeyi hallediyorum. Daha önce de söylediğim gibi taş çıkarırsınız bütün gençlere. Söyleyeyim yani. Anneciğim, benim size söylemem gereken bir şey var bir de. Kötü bir şey değil, değil mi? Aa, yok, 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 yok. Hatta çok güzel bir şey. Şimdi Lale atandı ya. Ben Lale'ye bir sürpriz yapmak istiyorum. Yani böyle aile arasında kendi içimizde bir şeyler yapacağım. Ay Onur. Ay Onur. Ay Allah'ım dedim ki bu oğlan dedim evlenince değişir dedim değişmedin. Çocuğu olunca değişir dedim değişmedin. Oh. Dil nasıl? Şimdi ne yapacaksın? Sürpriz ne? Ay bana bak sürpriz. O zaman adı sürpriz olmaz tabii. Söylemeyeceğim bana. Yalnız anneciğim bu ikimizin arasında kalırsa yani kızlar belki ağzından falan kaçırır Lale'ye. Ay onlar çok boş boğaz oldu artık. Bir yerden desen öbür taraftan çok yaşa diyorlar. Benim sizden ricam şu. Lale'nin öğrencilik yıllarında fotoğrafları falan varsa onları alacağım. Böyle bir arşiv olsun benim için de. Tamam bir şey yaparım toparlarım ben. Ben anladım. Müzik eşliğinde slide. Tamam aramızda sır. Tamam. Ay sen annen hakikaten hiç okunmuş pirinç vermedi mi? Hadi al bunu yavrum. Ben almasam. Yok yok al. Bir tane alayım o zaman. Yok yok şöyle al. Al. Çok güzel. Yıllarca eğer ben senin annen olsaydım sen yıllarca bunu yemiştin. Görürüm. Ne güzel anne. Hadi canım. Helal. Helal. Ay canım benim. Gerisinde ben yutayım be. Bebeğim. Baş başa mı kaldık? Gülme. Gülme anneanneye. Bak. Sana da çok yutturacağım bu okunmuş pirinçlerimle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.